Özge bugün Amerikan krebi olan pancake yapıp aralarını kremayla kaplayıp çeşitli meyvelerle süsleyecek. Özge, tam biz geldiğimizde aksilik olur değil mi? Hayır, olmuyor. Ne oldu, krebin ne durumda? Çevireceğim birazdan. Peki, nasıl çıkaracaksın yerinden? Tereyağı sürmüştüm, ikinciye sürmedim yanmasın diye. Hayır, bunu nasıl çıkaracaksın yerinden? Bayağı biraz kalıp gibi yapışmış. Böyle hop yapmayı hedefliyorum. Sana demin gösterdiğim, Gökhan'a gösterdiğim formülü uygulamak ister misin? Görmedim. Deneyelim bakalım, olacak mı? Yapıştı. Mesela şu an bu yapışmış vaziyette değil mi? Bak böyle duruyor. Acaba olacak mı? Oldu. Oldu. Oldu da maşallah krep şey gibi. Bayağı. Çok ne bekliyorsun? Koymuşum galiba, çok ağır. Çevirmek bu. İçin? Çevirmek için hiçbir şey beklemiyorum. Şu an çevirebiliriz. Hadi bismillah o zaman. Kömür ben oldu. De onu sordum ne bekliyorsun diye ama. Evet. Ama bu çok güzel olmuş. Daha bir mi? Siftah mı? Bir, evet. İlki. Emel Hanım, şöyle bir sorun var size. Bu kıvamı nasıl buldunuz? Çok iyi buldum. Yani şöyle aslında, ben şu yüzden bu soruyu sordum. Hani az evvel Nilgün'ün sıvı kıvamını beğendik ya. Fransız krebi için. Mesela hani bu şey demek değil. Bu da Amerikan krebi. Aynen. Hani o kıvam doğru, bu kıvam yanlış değil. Ne yapmak istediğinizle alakalı. Kabartma tozu var bunda. Var. Değil mi? Evet. Ne yapmak istediğinizle alakalı. Eğer ki bu şekilde Özge'nin yaptığı gibi daha böyle kalın kalın, kahvaltıda çocukların bayıldığı böyle biraz daha irin tırak bir şeyler istiyorsanız böyle bir kıvamda olur. Özge, bu kıvamdakini biraz kaşıkla hafifçe veya spatülle hafifçe inceltmekte gayet hoş görülür ve hatta olması gereken bir şeydir. Mesela bir kaşık var. Evet. Şu bile olur. Şöyle. Evet. Şöyle hafifçe. Aynen. İstediğin kalınlığa kadar. Bir de ondan bir o kadar da önemli bir etap. Böyle ateşin üstünde unutmamak. Sen daha meyveli bir şey mi yapıyorsun? Evet, ben bayağı meyve kullanıyorum. Maşallah. Bayağı çeşit var yani. Oh. Bugün iyiyiz ya. Tatlısı, tuzlusu, bayağı güzel bir şeyler yiyeceğiz. Ha şimdi tatlıyı önce mi yesek, sonra sona mı saklasak? Hayat son mu yesek? Bence önce tatlıyı. Acaba, tatlıyı önden yiyelim, çorbayı sona bırakalım. Bir de şöyle bir şey yapmayı bence düşünüyorum. Ama tam emin de değilim. Şimdi krema koyacağım ara katlara. Pankek kremayı çekmesin diye birazcık fırında bekletsem mi diye bir... Karışmayız. Karışmayız ama senin ateşin biraz kuvvetli. Evet, haklısınız, açtım biraz. Hı? Hadi biz gittik o zaman. Açtık. Bak burada da aynı şey var. İkincisi her zaman birincisinden daha iyi. Görüyor musunuz? Evet. Görüldüğü gibi her zaman ikinci birinciden daha iyi ama birinci çöp değil. Onu biraz daha ince dökmüş değil evet. mi? Bu incelik de iyi aslında. Ve göreceğiz. Yerken bakacağız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tugay bugün çok katlı krepler yapıp aralarını kıymayla dolduracak. Emel Hanım, burada da deneysel çalışmalar var. Bak. Aa, şimdi Tuğba nasıl demiş ki ona? Kreplerin soğurken tahta gibi sertleşmesin diye sıcakken hemen üstüne bir tane kap çevir demiş. Öyle mi dedi Tuğba? Aynen öyle dedi. Yoksa bal porsuğu mu dedi? Seni çok seviyorum. Senden ayrılamam. Hayatımın aşkısın. Bu ne abi? Biz yemek tarifi diye geldik. Aşk bir grup var burada yani. Arka sayfaya mı rastladın acaba Arda? Krep için diye başlamış. Sonra senin içine dönmüş. Baksana Don Juan gibi adam ya. Şey falan da diyor. Sakın bu yarışmayı kazanmadan gelme. Gelme tabii. Öyle okudum ben. O garibim niye öyle tek başına? Bu ilk deneysel çalışmam bu. Pişmek pişmek. Peki Tugay'cığım, evde olsaydın bunlar ne olacaktı? Bunlar her türlü geri dönüşüm. Her türlü geri dönüşüm değil mi? Mesela ince ince kesilip çorbaya atılabilir. Süper olur. Aynen öyle, bak aynısını. Mesela ince ince kesilip çorbaya atılabilir. Süper olur. Aynen öyle, bak aynısını söyleyecektim. Ben ama bir de şu iç harcı göstermek istiyorum. Çünkü bu gerçekten... Şimdi Emel için yağlı gözüküyor ama yani bir kıymanın iç harç olarak veya böyle bir işte spagetti ile buluşacak bir kıymanın bence olması gereken en iyi kıymasal kıvamı. Yani
aşırı böyle büyük büyük topaklanmamış, iri iri topaklanmamış, tamamen gördüğün gibi böyle bir ragu dedikleri, böyle artık lifine kadar ayrılmış kıyma. Şimdi şu canım krebi tereyağda kızartmazsak, su böreğini yağsız yaparsak olmaz, niye yapalım? Ama bunun lezzetinden hiçbir şey eksilmeyecek daha az yağlı olursa. Ne eksilecek o zaman? Kilolar eksilecek. Kıvamında yağ iyidir. Diyoruz. Yavaş yavaş müsaadeni istiyoruz. Tadını kaçırdık çocuğu. Yok ya, o tadı kaçmaz. Kaçmaz. O hayattan zevk alan bir insan ya. Nasıl biliyor ya. Tatlı tatlı. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Kolay gelsin. Yarışmacılar bir yandan kreplerini yaparken bir yandan da iç harçlarını hazırlamaya devam ediyorlar. Çok pamuk gibi, çok ıslak. Müthiş güzel bir tabaktı. İçi çok sulu sulu bir harçla doluydu. Çok lezzetli bir... Ve iç dolgusunun ıslaklığı hakikaten çok cezbediciydi. Burcu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunlar burada saklıyorlar bak. Birazcık nemli kalsınlar. 8 tane mi? 8 tane hangi arada yaptınız? Ben yaparım. Çevirmek ister misiniz? Derken... Ne yapıyorum? Ben hafiften bir. Yok, arkaya doğru vurursanız o zaten kayacak şöyle. Evet, tamam. Evet. Şimdi geriye kalan çevirmek. Birazcık daha şöyle öne doğru tutarsanız. Allah Allah. Öyle ya. Yani. Evet, işte budur. Bir şey söyleyeceğim. Tek bir denemede yaptığım kayıtları geçsin arkadaşlar lütfen. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha ne kadar yardımcı olabilirim İlhan Bey? Ben teşekkür ediyorum. Yani bundan fazlası olamazdı. Bunu saklayacağım şöyle köşeye. Gökhan'cığım, yardıma ihtiyacın var mı? Krep yapmak için geldim. Ne yapıyorsunuz? Ispanak iç harcı hazırlıyorum ben şu an, beşamel sosla. Evet. Rondodan geçirdim. Tamam. Kreplerimin arasına onu koyacağım, beşamel sos koyacağım, kaşar peynir koyacağım, havuç rendeleyeceğim. Ondan sonra... Hızlı mı gittim? Ondan sonra pastırmam var. Sonra bitireceğim. Şuracığım, bir şey soracağım. Ha, bir şey söyleyeceğim ama farkındayım. Söyleyin. Bir şey söyleyeceğim, haber veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şura, bunları hangi arada yaptın? Ben onu temizlerim, sen şey yap. Ben her şeyi aynı anda yaptım. Her şeyi aynı anda yaptım. Evet, belli. Her şeyi aynı anda yaptın, o kadar belli ki. Kreplerim kızarırken onu doğradım, onu pişirdim, onu taşırdım. Şimdilik. Sana tavsiyemi dinledin yani sonunda. Haftanın son gününe geldik, tavsiyeyi dinledin. Biraz dikkat edin. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. Belki de her şeyi yeni başlıyorduk. Sağ gelip, sağ gösterip sol vuruyor ya Şura. Belli olmuyor. Hayatım, kaç tane bu? Kaç kat yapacaksın? Hemen ben size söyleyeyim. 5. Ben 8 katını kullanacağım. Kesik olacak. Şura'nın yaklaşık 20 kat krepi var arkadaşlar. Sadece 8 tanesini kullanacakmış. İsteyen varsa verebiliriz. Evet, krep fazla eksiği olan varsa. Bilmiyorum. Bir... Özge sevindi. Özge ile tariflerimiz farklı. Özge yemek için sevindi. Nilgün'cüğüm, burada fazladan krep var, ister misin? Ben onun bakışından, Özge'nin bakışından anlıyorum. Yok, vermedi. Bilmediğimiz bir gerginliğe doğru ilerliyoruz yine her zamanki gibi. Bazı şeylerin bilinmemesi daha iyidir. Ben de bilmiyorum, inanın. Bilsem ben de. Fırında bekletme süresi ne kadar canım? Peynir eriyene kadar 5 dakika falan. Bilen en fazla. 10 dakika buzlukta bekletmem gerekiyor. Beşamel kendisini toplaması için. 20 dakika falan. Bir rahatlık, bir rahatlık. Tugay kıymalı harcını hazırladı, kreplerini de yaptı ve hatta beşamel sosunu da hazırladı. Artık katlı krebini birleştirecek ve son bir pişirme yapıp servis edecek. Özge'ye bakar mısınız ya? Ne tatlı. Böyle şey... Yani tamamen varsayıyoruz bu arada, yani kimse yanlış bir mesaj olarak almasın bunu. Böyle hani böyle... İnsan sevgilisini hazırlar ya böyle erkek arkadaşlar. Özene özene. Evet, özene özene.
Şöyle tatlı tatlı falan. Böyle meyveleri ayrı ayrı şekerlemiş falan. Hepsi burada bekliyorlar, tatlanıyorlar yavaş yavaş. Kendisi gibi tatlı bir şey yapıyor belli ki. Burada böyle ya gerçekten gayet güzel bir şey çıkartıyorsun şu anda, onu fark ettim ben. Ay teşekkür ederim. Güzel de kokuyor. Tatlı şey başka bir şey ya. Gerçekten öyle. Tek tatlıyı ben yapıyorum bugün. Ama güzel, artık o kadar tuzlu şey yedikten sonra bizim de ağzımız gerçekten bir tatlı bir şey istiyor. Ve çikolatalı yapmıyor üstelik. Evet, sizin için. Yarışmacılar bugün sürelerini çok iyi kullanmalılar. Çünkü krepleri hazırlayıp içlerini doldurduktan sonra fırında pişirecekler. Şöyle bir şey söyleyeyim Tuga. Eğer bunu çıkartabilirsen bence de. Kendi en iyin. Aynen, bana da öyle geliyor. Evet. Bana da öyle geliyor. Yani şu halden şunu anlayabiliyorum çünkü kokusu çok güzel, görüntüsü çok güzel, vaat ettiği şey çok güzel. Aynen. Lütfen bunu becer. Ben de inşallah, yani bu sefer ben bile şaşırdım kendime. Yani kokunun bile güzelliğinin farkında mısın peki? Çok güzel kokuyor. Yani daha pişmemiş bir şey olmasına rağmen gayet güzel kokuyor arkadaşlar. Evet. Neden korkuyorsun benden? Korkmuyorum ya. Tugay bugün süresini çok iyi kullanıyor. Özellikle tarifini porsiyonluk hazırlıyor oluşu hem zamandan tasarruf etmesini sağlıyor hem de tarifinin sunumunu farklılaştırıyor. Yarışmacıların sürelerinin bitmesine sadece 10 dakika kaldı. Süre azaldıkça heyecanları da artıyor. Bugün çok iyi performans sergilemek zorundalar çünkü haftanın son gününe geldiler. Bütün bir hafta boyunca en çok eleme adayı seçilen yarışmacılar teknik etapta ver fırınaya devam edebilmek için mücadele edecekler. Tugay kıymalı kreplerini hazırladı ve fırına veriyor. Yarışmacılar kreplerini birleştirirken biraz daha hızlı hareket etmeliler. Özge de Amerikan kreplerini biraz fırında pişirdikten sonra birleştirecek. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. Ben çalışıyorum galiba. Yarışmacılar heyecanla kreplerinin pişmesini bekliyorlar. Kaşarım eridi de beşamelin biraz pişmesi lazım ya sonuçta. Kaşarı beraber mi verdin? Hı? Kaşarı beraber mi verdin? Öyle. Nilgün kreplerini yeni fırına veriyor. Bakalım tarifini zamanında yetiştirebilecek mi? Tugay fırından çıkarttığı kıymalı kreplerini sunum tabağına alıyor. Ya her şey süperdi işte, pembeleşmesi lazım, onu bekliyorum. Nasıl ekledin beşamel? Dedim. Şeyde i̇şte mi şey yaptım. Rondada geçirdim. Hı, rondadan geçirdim beşamel limonlu şeyi, ıspanağı. Hı. Ondan sonra işte üstüne ince bir tabaka sürdüm. İçini de aynı şekilde. Sıktın mı? Tabii canım. Biraz üstüne işte pişmesi lazım şimdi. O zaman güzel olur diye tahmin ediyorum. İnşallah. İçine de çünkü aynı harcı koydum. Havuç falan da var. Havuç bir taneydi işte. İki tane olması lazım. Çok az havuç geldi. Yarışmacılar bir bir kreplerini fırından çıkartmaya başlıyorlar. Bu arada Özge de Amerikan kreplerini krema ve meyvelerle doldurarak sunum tabağına hazırlıyor. Atılacak mı? Tuttu mu? Hı hı. Tamam. Teşekkür ederim abiciğim. Yarışmacılar artık katlı krep tariflerinin sunum tabaklarını almaya başladı. Şunu yırtayım mı? Bırak onu. Elleme şu anda, elleme. Yırt, şeyden, kağıttan gireceğiz zaten. Ama işte şey yırtılıyor bazı yerleri onun için. Saplayalım mı? Şuradan şey yap, ne bileyim onu. Ama kağıtla mı toparlanır? Hadi bakalım. Kağıtta gelirse. Hadi bakalım. Kağıtta gelirse. Ama alttan kağıdı çıkartırız herhalde. Ben aldım. Tamam ben de aldım. Yok. Hayır. Altta bir yere takılıyor. Krebe takıldım. Aynen.
İnan şöyle. Yanıyorum şu an. Aldın oraya girdin mi? Evet. Sen girdin mi? Giremedim ben, bir saniye. Bak burası boştu. Araya bir tane girsek. Abi niye böyle oldu bu? Girdim. Kağıt koymasaymışsın iyiydi. Hı? 4 tane spatula lazım. Dur ben bulayım. Kağıt koymasaymışsın çok iyi oldu. Sen bir kağıt versene bana komple bırak. Bırak onu. Çıkar içindekileri. Komple çıkar. Ama yırtılıyor. Çıkar arkadaşım. Altta kalır yırtılırsa. Abi. Alttan gir. Kağıtla gir. Abi ne şekilde bir şey yapmış. Aynen. Kağıdı çekeceksiniz. Düzelte düzelte çıkartacağız şimdi. Hadi kızım. Abi Akuya abi o kadar yüklemeyin. Hop dur. Yüklemeyin. Aldık bu tarafı zaten. Bir çek. Öne alalım. Ne zahmetli bir şey yapmış. Elleşmeyin artık tamam ya bırak. Abi, olsun bir şey olmaz o ya. Aynen. Götüreceksiniz balık kıyıyor buraya. Bırak abi, kalsın. Orada. Tamam bırak kalsın kessinler ya. Sonunda bu şey yani içine koymadık ki. Allah Allah. Elleşme. Sunum tabağında kağıt olur mu abi? Abi nereden göreceksin? Söyle abi. Mahvettin ya. Son bir. Yarışmacıların sürelerinin bitmesine son bir dakikaları kala sunum tabaklarına son dokunuşlarını yapıyorlar. Jürinin işi bugün oldukça zor olacağı benziyor. Yarışmacılar birbirinden güzel katlı krepler hazırlıyorlar. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve sürenizin sonuna geldik. Tezgahlarımızdan uzaklaşıyoruz her zamanki gibi. Çok pamuk gibi, çok ıslak. Müthiş güzel bir tabaktı. İçi çok sulu sulu bir harçla doluydu. Çok lezzetli bir. Ve iç dolgusunun ıslaklığı hakikaten çok cezbediciydi. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarıyla tadım masasına doğru ilerliyor. Her biri sunum tabaklarını kendi isminin arkasına yerleştiriyor. Birazdan jüri gelip tadıma başlayacak ve en beğendiği iki tarifi seçip iki yarışmacıyı koruma altına alacak. Daha sonra da yarışmacılar birbirlerinin tarifini tadarak günün en düşük performansını gösteren yarışmacıları seçecekler. Ve son olarak da hafta boyunca eleme adayı seçilen yarışmacılar ver fırınaya devam edebilmek için teknik etapta mücadele edecek. Teknik etapın sonunda da bir yarışmacı aramızdan ayrılacak. Farklı farklı krep kullanımları var. Bir kere tebrik ederim sizi. Çok güzel gözüküyorlar. Ama tadına da bakacak tabii ki jürimiz ve değerlendirmesini yapacak. Buyurun. Burcu krebin 50 tonu diyebilir miyiz? En azından 6 tonu var. 6 tonu. Tabaklar görsel olarak çok cezbedici. Ver fırına yarışmacıları zaten sunum konusunda oldukça kendilerini geliştirmiş vaziyetteler. Malzeme kombinasyonlarını iyi yapıyorlar, renkleri iyi kullanıyorlar. Hoş tabaklar seçip güzel tabak dekorasyonları yapıyorlar. Birçoğu da lezzet konusunda hakikaten standardın çok üstünde işler çıkartıyorlar. Görselleri harika, umarım tadları da öyledir. Jüri tadıma ilk olarak Şura'nın mantarlı ve ıspanaklı krep katlarından başlıyor. İçinde beşamel var. Evet. Ve krem peynirli yumurtalı bir sos daha var. Bugün her günkünden görsel zayıf bir tabak çıkarttım ama lezzetinin güzel olduğunu düşünüyorum.